Bir piston silindir düzeneğinde başlangıçta 300 kilopaskal gene bir piston silindirimiz var. Başlangıçta ne kadarmış? 300 kilopaskal yani P1 eşittir 300 kilopaskal basınçta T1 eşittir 250 santigrat derece sıcaklıkta V'sini de vermiş. V1 eşittir 0.5 metreküp su buharı bulunmaktadır. Bu durumun bu durumda doğrusal bir yay. Şimdi bir yay varmış arkadaşlar. Piston'a dokunmakta, fakat herhangi bir kuvvet uygulamamaktadır. Bu niye işaret ediyor? Bu da arkadaşlar normalde eğer bunu belirtmeseydi ben piston silindir düzenimin sabit olduğunu düşünecektim ya sabit diyorum serbest olduğunu düşünecektim. Yani serbest hareket ettiği zaman da basıncı değişmeyecekti. Ancak şu anda işte ısı giriş çıkışıyla veya da iş giriş çıkışıyla burada neyi biliyorum ben muhtemelen yani bu yayın etkisiyle İkinci durumda basıncın da değiştiğine işaret etmiş oluyor. E, fakat herhangi bir kuvvet uygulamamaktadır. Daha sonra buhara ısı geçişi olmakta. Şimdi buradaki buhara bir ısı geçişi oluyormuş. Bir Q girişimiz oluyor. Daha sonra ne diyor? E, daha sonra basınç ve hacimleri sırasıyla basıncımız arkadaşlar P2 e, durumunda 400 kilopaskal oluyormuş. Ee, V2 durumunda da 0.776 metreküp civarlarında arkadaşlar bir değerimiz oluyormuş. Hal değişiminin doyma eğrilerini içeren PV diyagramını çizin demiş. PV diyagramını çizebiliriz. Ee, tabii fazları belirlememiz lazım. Fazları belirledikten sonra hangi fazda nasıl ilerlediğini belirleyebiliriz. Şimdi öncelikli olarak tablomuzu açalım. Tabi tablo açmadan önce bir soruyu bir öğrenelim. Son haldeki sıcaklığını yani şuradaki ikinci yiğin özelliği bulayım. Ta ki sıcaklığı belirleyeceğim. Hal değişimi sırasında buhar tarafından yapılan işi V sınır işini soruyor. V sınır işini arkadaşlar. E, şimdi ısı geçişinde sorduğuna göre V sınır işini muhtemelen neyden yapmam lazım? V eşittir. Bir iki haller arasındaki PDV formülüyle yapmam gerekiyor. Ancak burada bir basınç değişimi var. 300 ile 400 arasında. Bu durumlarda farklı bir yöntem izleniyor. Bunu da bu kısma gelince anlatacağım. Şimdi 300 kPa basınç. 250 santigrat derece sıcaklık. Ben bunun zaten bütün özelliklerini belirlerim. Nasıl yapıyorum? Öncelikle basınç tablomu açıyorum. 300 kPa basınca geliyorum ve kaynama sıcaklığıma bakıyorum. Kaç derece? 133. 133 derecede kaynıyor. Benim sıcaklığım ne kadar? 250 derece. 250 derece ise o zaman ne yapıyoruz? <laughs> Hangi fazla olduğunu anlıyoruz. Kızgın buhar fazında olduğunu anlıyoruz. 300 kilopascal basınca geliyorum. 300 kilopascal basınç yani 0.3 megapascal basınçta ve buna karşılık gelen 250 santigrat derece sıcaklıktaki şimdi V değerimi alayım çünkü kütleye bağlayacağım hacim verildiğine göre kesinlikle arkadaşlar özgül hacim değerini almamızda fayda var. V1 değerim kaçmış? Kaç derece demiştik? 250 derece mi? 250 derecede 0.79645 metreküp bölü kilogram. V1 değerimiz bu. Onun haricinde yani U veyahut da H değerlerini kullanacağız. İşte burada sınır işi durumuna göre değişebiliriz ben gene U değerimi de yazayım. H değerimi de yazayım. İşlem yaparken bu süreçte başka neler ihtiyaç var onu o şekilde belirleriz. Şimdi U1 değerim kaçmış? U1 değerim gene 250 santigrat derecede 2728.9 Kilojül bölü kilogram. H1 değerimi de alayım. Sonra bir daha tabloya bakmak zorunda kalmayız gerekiyor mu gerekmiyor mu süreçte yani soru çözümünde anlayacağız zaten. 2967.9 kilojül bölü kilogramda benim birinci durumdaki bütün özelliklerimi belirledim. Şimdi ikinci duruma geçeceğim. İkinci durumda ikinci yeni özelliğe ihtiyacım var ama hacim benim için yaygın bir özellik. Yayın özelliğe ihtiyacım var. Yani bu kütleye bağımlı bir özellik. Kütleden bağımsız bir özelliğe ihtiyacım var. Ne yapacağım? Gene aynı mantık. Arkadaşlar hep aynı mantığı uyguluyoruz. Lütfen bunları artık öğrenin. V1 değerimiz belli. V1 demeyelim. Pardon şöyle yapalım. Zaten ikinci yeni özelliğimizi bulmak istiyoruz. V2'yi bulmak istiyoruz. Biz V değerimizi biliyoruz. M değerini bulmamız gerekiyor. M değerini de şuradan belirleyebiliriz. Bunu da nasıl belirleriz? Gene aynı şekilde V eşittir. V bölü M diyorum. V değerim 0.79 645 eşittir. V değerim 0.5 Metreküp küp olarak verilmiş. Oranladığımız zaman 0.5 bölü 0.79 645 Ne çıktı buradan diyelim? M diyelim arkadaşlar. Şunu şu tarafa aldığımızda M değerimiz kaç çıktı? 0.627 78 falan şeklinde gidiyor. Kilogram çıktı şimdi bunun V değerini bulmak istiyorum. V değerini nasıl bulacağım? M değerim şu anda belli. Burada M değerim belli. E, v değerim de zaten belliydi. 0. Nokta, bu değerim de 0.776 şey, 6 bölü. Şuradaki değerim de 0.62778 civarlarında. E, 62778 üzeri eksi 1 çarpı 0.77 68 dedim. Bu da yaklaşık olarak neye tekabül ediyor? V2 değerim 1.237 metreküp bölü kilogram civarına tekabül ediyor. İkinci yayın özelliğim de var. Şu anda ne yapıyorum? Arkadaşlar 400 kilopascal basıncımı açıyorum gene. Hangi fazla olduğunu belirlememiz gerekiyor. Ee, ya şöyle söyleyebiliriz. Mesela buhara zaten bir ısı geçişi oluyor. Isı geçişiyle beraber zaten kızgın buharken kızgın buharda kalacak. Ama ben gene söylemiş olayım. Yani taktik olarak eğer burada aldı, bunu anlayamazsınız doğrudan şeyden gene aynı taktikte yani tablodan değerine bakarak da belirleyebiliriz. 400 kilo paskaldaki neye bakıyorum? V değerime bakıyorum. V değerim 1.2. Benim VF değerim 0.00. 1084 VG değerime bakıyorum 0.46 bu 3 katı. Yani çoktan kızgın buhar bölgesinde zaten biz ısı ile beraber kızgın buhardan iyice Yine aynı şekilde kızgın buhar bölgesinde kaldığını bileceğiz. Ee, devam edelim. İki tane yeni özelliğimiz var. Kızgın buhar tablomuzu açıyoruz. Hangi basınçta 400 kPa bu sefer? 400 kPa'da ikinci yeni özelliğin 1.237. 1.237'ye karşılık gelen bir değer var mı? Eğer varsa doğrudan onu alabiliriz. Eğer yoksa enterpolasyon yaparız. Ben genellikle bu değerleri e, olacak şekilde Belirliyorum. Enterpolasyonu ayrı bir video olarak anlatabilirim. Ama zaten ara değer bulmadır. Yani e, genel olarak çoğunuz zaten biliyorsunuz. E, şimdi ne dedik? 1.237 değerime baktığımda sıcaklığım belli. Yani P2 eşittir. 400 kilopaskalken V2 eşittir. 1.237 metreküp bölü kilogramken benim... E, benim, benim şuradan bakalım. Ee, 400 sıcak 400 kilopascal 1.237'ye karşılık gelen öncelikli olan sıcaklığımı almak istiyorum. Çünkü bana ikinci haldeki sıcaklığı soruyordu. T2 eşittir 800 santigrat derece. Bu birinci sorunun cevabı, birinci şıkkın cevabı olmuş oldu. Devam edelim. 1.237'ye karşılık gelen gene U1 ile şey U2 ile H2'yi alalım. Artık hangisini kullanacaksak denklemi şu anda denklemle başlamadığım için belirlemedik. Denklemle başlamış olsaydık zaten hangisinin olduğunu belirleyebilirdik. Ee, U2 değerim kaç? U2 değerim U2 değerim 3663.9 kilojül bölü kilogram. H2 değerimi de alıyorum. 41, 8 yok 9. Ee, 4158.9 kilojül bölü kilogram olarak çıkıyor. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bir kere enerji dengesini zaten kurmamız gerekiyor. Neden kurmamız gerekiyor? Isıyı soruyor. Isı işlemini gördüğünüz zaman genel olarak dediğim gibi enerji dengesinde ilerlemek gerekiyor. İşin çünkü çözümü var. Yani hal değişimi sırasında yapılan işi bir ekstra formülle belirleyebiliyoruz. Ama diğer kısmı benim işte entalpi farkından, sistemin enerji dengesinden belirlemem gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? Şu ile ilerleyeceğim. V eşittir. Ne olduğunu biliyorum. 1, 2 P çarpı dv olduğunu biliyorum. Ee, arkadaşlar bu da basınç sabit değil. Ancak çok büyük bir değişim yok. Ve bu basıncın değişimi çok büyük etkiye de sahip değil. Yani bu basınç değişiminde özellikler çok fazla değişmediğinden dolayı biz ortalama bir basınç değeri kullanabiliriz. Burada P değerimiz 300 pascal ya da şöyle yazalım. Doğrudan değerleri yazalım. P eşittir. Hangisi kabul edebiliriz? P1 artı P2 bölü e, aritmetik ortalamasını doğrudan kabul edebiliriz. Burada P1 değerimiz kaçtı? 300'dü. P2 değerimiz kaçtı? 400'dü. Bölü ikisinden ne çıkacak? 350. P değerim benim ne oldu? 350 kilopaskalda ortalama olarak kabul edebiliriz. Devam edelim. E, v sınır işi devam ediyorum. P'yi sabit kabul ettiğimde dışarı çıktığında P çarpı V2 eksi V1 olacak. P değerim 350 kilopaskal. V2 değerim kaç? V2 değerim zaten soruda verilmişti. 0.7768 eksi V1 değerime bakıyorum. V1 değerimde de gene soruda verildi. 0.5 metreküpten o zaman ne çıkıyormuş? yapalım işlemimizi. 0.77 68 eksi 0.5 çarpı 350'den ve sınır işimiz 96.88 kJ çıktı. Yani şu entalpilere baktığımızda sınır işinin çok düşük miktarda olduğunu da görebiliyorsunuz. Yani bu yüzden hani 300 de alsanız 350 de alsanız orantısal olarak çok küçük bir miktar olduğundan dolayı ee, yani kabul edilebilir bir toleranstır o. Onun için ortalama bir basınç değeri kullanmış olduk ve işlemimizi kolaylaştırmış oldu. Yoksa öbür türlü e, şu diferansiyel denklemi doğrudan çözmemiz mümkün değil. Ee, şimdi nerede kaldık? Şimdi ısı, ısıyı sorduğuna göre enerji dengesini oluşturalım. Ama bu enerji dengesini en başta oluşturmakta fayda var. Ee, bana ne diyor? Şimdi bir soruya bakıyorum yine. Bu ara bir ısı geçişi oluyordu. Şeydi buhar. E, ısı geçişi olmakta basınç hacim şu değerlere ulaşıyor falan dedi. Ee, benim neyim, neyimi biliyorum? Benim sistemim şurası diyelim. Bu sisteme bir ısı girişi oluyor. Bu sistemimden ne çıkacak? Bir sınır işi çıkmış olacak. Q giriyor sınır işi çıkıyor. Onun haricinde herhangi bir başka bir iş girişi çıkışı belirtilmiş bir soruda yok. O zaman ne yapıyoruz? Sisteme giren enerji eksi sistemden çıkan enerji. Sistemden çıkan enerji delta E sisteme eşit. Yani artık olayı anladıysanız bunu yazmanıza gerek yok. Doğrudan değerleri yazabilirsiniz. Sisteme ısı ve de iş girebilir. Burada sadece ısı giriyor. Q giren dedim. Eksi. Sisteme ısı veya da iş çıkabilir sistemden. Burada iş çıkıyor. Q eksi W dedim. Delta E sistem değerinde neydi arkadaşlar? Delta U'ya eşitti. Delta U da aynı zamanda M çarpı U2 eksi U1'e eşit. E şimdi mevcut durumda. H değerini bulma hani dedik ya H mı kullanacağız U'yu mu kullanacağız? Aslında burada belirleniyor. Yani bunu en başta yapmış olmanız sizin hangi değeri alacağınızı belirlemizi sağlayacak. E, v sınır işini zaten buldum. Eğer e, doğrudan bulmak istemiyorduysam ne yapabilirdim? Bu V sınır işini karşı tarafa atardım. Burada delta H değerinden M çarpı delta H değerinden bulabilirdim. Bunu da bulmak istemiyorum. E, doğrudan zaten belirlemişim. Yani 96.88 olarak zaten belirlemişim. O zaman bunu yazarım. U değerlerimi de yazarsam Q değerim de çıkmış olacak. 96.88 kilojül eşittir. M değerimiz kaçtı? M'i bulmuştuk. 0.62778 Çarpı altına yazıyorum. Çarpı e, U2 değerimizi kaç bulduk? 3.663 mi bulmuşuz? Ee, 3663 ben gene şuradan bir teyit etmiş olayım. 3000 aynen öyle. nokta 9 eksi ee, U1 değerimizde U1 değerimiz kaçtı? O da 2728.9 Şimdi işlemimizi yapalım. 3300 şey 3663.9 eksi 728.9. U değerlerimiz bir yine kontrol edelim. Haş değerini koyduğumuz için ekstra karıştırma ihtimalimiz de olabilir. Onun için e, tabi en baştan dediğim gibi enerji denklemini kurmak bizim işimizi bayağı kolaylaştıracak. E, 935 çıktı fark çarpı 0.62 778. Buradan da 586 civarlarında çıktı artı 96. 88 değeriyle beraber ne oldu değerimiz? Q değerimiz 683.85 kilojoule olarak çıkmış oldu. Arkadaşlar bu dördüncü konunun son örneğiydi. Benim için yani. Sanırsam 6-7 tane falan video çekmiş olduk. En kısa zamanda sınavlarınızdan önce 5. ve 6. konulara da hatta 7. konuyu da yapmaya çalışacağım. Duruma göre ama yetişemezsek de artık verdiğimiz ödevlerden falan çalışırsınız. Ee, gene arkadaşlar e, üniversitemiz dışında izleyen arkadaşlardan e, hangi üniversitede okuyorsunuz onu belirtirseniz e, sevinirim. Başarılar dilerim sınavlarınızda da kolay gelsin.